Orta Doğu'da da yine süreç, tansiyon yüksek. Bu lojistik sektörüne nasıl yansıyor? Bunu da konuşalım. UTİKAT Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilgehan Engin bizlere katılacak. Sayın Engin, hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyi haftalar olsun. Son fotoğraf ne anlatıyor lojistik sektörü açısından? Ciddi bir alana yayıldı artık bu riskler. Siz ne görüyorsunuz bu anlamda? Evet, çok doğru. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Şimdi pandemi döneminden bu yana lojistik sektöründe böyle bir dalgalanma etkisiyle şişe boya etkileri, dar boğazlar ciddi anlamda bizler açısından bir sorun. Şimdi genel olarak baktığımız zaman siyasi gelişmeler öncelikle bu dar boğazları yaratan temel konulardan birisi. Daha sonra jeopolitik gelişmeler ve çatışmalar bizim biliyorsunuz yani ortasında bulunduğumuz coğrafyada işte kuzeyimizde ayrı dağlar var, doğumuzu da güneyimizde. Tüm bunlar tabii Türkiye'yi çevrelemiş durumda. Bu da tabii lojistik anlamda bizim altyapımıza ciddi bir baskı yaratıyor. Aynı zamanda da bir de üçüncü faktör çevre ile ilgili gelişmeler, iklim krizi konuları. İşte bir hortum geliyor, şiddeti tabii beklenenden, geçmiş dönemde hazırlıklı olduğundan çok daha fazla şiddetli bir fırtına geliyor, bir hortum geliyor Amerika'da. Bu tüm dünyayı etkiliyor çünkü çok kırılgan bir network'ten, bir ağdan bahsediyoruz. Şimdi diğer yandan baktığımız zaman bizim ülkemiz özelinde tüm bu gelişmelerin etkisi. Bir de ayrıca biz lojistik sektörü çalışanları ve şirketleri için artan maliyetler, artan iş gücü maliyetleri, artan işte ekipman, donanım, yazılım, aynı zamanda da işte karayolu açısından baktığımız zaman işte tırların, araçların, şoförlerin maliyetleri. Tüm bunlar açıkçası sektörü ciddi anlamda bir baskı altına alıyor ve özellikle karayolu penceresinden şu aşamada baktığımız zaman biliyorsunuz Avrupa Birliği Türkiye için önemli partner. Avrupa ülkeleri açısından da Türkiye önemli bir tedarik merkezi. Ve bizim dış ticaretimiz karşılıklı olarak böyle bir noktada ciddi anlamda bizim ihracatçımızı ve dış ticaretimizi destekleyen bir yapı. Bunun da en önemli ayaklarından biri karayolu taşımacılığı olarak göze çarpıyordu ama öncelikle dediğim gibi artan maliyetler karayolu şirketlerimizi ciddi anlamda baskı altına alıyor. Diğer yandan baktığımız zaman bir Schengen vizesi krizi var biliyorsunuz. Yani vizesi biten sürücülerimizin vize almayı bırakın, vizeyi yenilemeyi yani tatmin edici bir sürede almasını bırakın. Randevu almak konusunda bile yaşanan sıkıntılar var. Bizim açımızdan çözülmesi gereken bir konu. Ki bu olaya hukuki platformda baktığımız zaman gerek mütekabiliyet ilkesi, gerekse de uluslararası anlaşmalar Türkiye açısından tamamen hukuki platformun Türkiye'nin avantajını olduğunu gösteriyor. Ama buna rağmen içinde bulunduğumuz ortamda ciddi anlamda bu konuda sorun yaşanıyor. Şimdi diğer taraftan da bir de yapısal bir sürücülerle ilgili yapısal bir konu var. O da sürücü stoğumuz, sürücü kapasitemiz maalesef yaşlanıyor. İRU'nun Uluslararası Karayolu Taşımacılar Birliği'nin yakın zamanda yayınlamış olduğu bir rapor var. Bu raporda önemli bir saha çalışmasına dayanıyor bu rapor ve Türkiye'de çok ciddi veri verdi bu raporun oluşmasına. Dolayısıyla Türkiye'den giden veriler son derece sağlıklı. Baktığımız zaman bizim elimizdeki uluslararası sürücü stoğunda %88'lik bir oranda orta ve üst yaş grubu var. Açıkçası bu yakın zamana kadar böyle bir tablo yoktu. %50-%50 gibi bir dengeli gidiyordu ama şimdi baktığımız zaman sadece genç grubu oluşturan %12'lik bir kesim var. Yani işin aslı gençlerimiz maalesef bir anda özellikle pandeminin yarattığı ortamdan sonra uluslararası sürücülüğü tercih etmeme noktasına geldi. Bu konuda yapılması gereken çalışmalar söz konusu. Zira bu Schengen vizesi krizinde, bu vize krizinde bunun üzerine eklediğimiz zaman konu açıkçası daha da işin içinden çıkılmaz bir boyuta doğru gidiyor. Bu bizim dış ticaretimiz açısından, içimizde bu geçmekte olduğumuz süreç açısından hem ihracatımızı desteklemek anlamında hem de Türkiye'ye açıkçası döviz girdisi sağlamak anlamında lojistik bu önemli dar boğazları aşmak için çalışıyor ve bu anlamda da açıkçası desteklere ihtiyacımız var. 23 Ekim'de Türkiye'de lojistik buluşmaları gerçekleşecek. Nasıl bir buluşma olmasını beklersiniz? Taşımacılık sektöründe Türkiye 100 milyar dolar pazar büyüklüğüyle küresel lojistik pazarında
aldığı pay açısından dünyada 11. sırada yer alıyor. Bu tarz etkinlikler ve anlaşmalarla, özellikle önümüzdeki süreçte gerçekleşecek olan anlaşmalarla bu sıralamada daha üst noktalara çıkabilir miyiz? Kesinlikle çıkabiliriz. Çıkmalıyız da. Türkiye gerek coğrafi konum itibariyle, gerekse de lojistik altyapısı itibariyle burada çok daha lojistiği kaldıraç olarak kullanıp çok daha üst noktalara çıkabilecek bir ülke. Evet, sizin de dediğiniz gibi biz UTİKAT olarak 23 Ekim'de önemli bir marka etkinlik düzenliyoruz. Türkiye Lojistik Summit, Türkiye Lojistik Zirvesi başlığında bir marka etkinlik düzenliyoruz. Temel olarak marka etkinliğimiz içerisinde 4 tane ana panel var. Ve bu panellerin destekçisi olarak bir tane bir özel oturumumuz var. Ve 2 tane de önemli keynote konuşmacının güne damga vuracağı bir gün olacak açıkçası, bir zirve olacak. Bu zirvenin etkisini biz açıkçası hem bölgesel hem de küresel bir etki alanı olarak konumlandırmak istiyoruz. Dolayısıyla yurt dışından gerek katılımcı olarak gerekse de konuşmacı olarak önemli panelistler var. Tedarik zincirinde inovatif yaklaşımlar, yapay zeka ve dijitalleşme, sürdürülebilir lojistik konusu ve geleceğin lojistiği, lojistiğin geleceği başlıkları adı altında yakın dönem lojistik vizyonunu Türkiye'nin önüne koymak, burada bir manifesto ortaya çıkarmak ve Türkiye'nin az önce bahsettiğiniz rakamları nasıl bir kaldıraç olarak kullanıp çok daha üst seviyelere taşıyabileceğini açıkçası ortaya koymak adına bu önemli marka etkinliği UTİKAT olarak kurguluyoruz. Burada yani 180 derecelik bir katılım öngörüyoruz. Sadece lojistik sektörü profesyonelleri değil, tedarik zinciri yönetimi profesyonelleri, çalışanları üst düzey, orta düzey seviyesinde, e-ticaret ve teknoloji firmaları, akademisyenler ve kamu idaresi yöneticileri hep beraber 23 Ekim'de sizin de izah ettiğiniz gibi bir araya geleceğiz ve bu önemli günde Türkiye'nin lojistik vizyonunu ortaya koyacağız inşallah. Sizleri de mutlaka aramızda görmek istiyoruz. Bilgehan Bey, çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. İnşallah bizler de orada olacağız. Görüşmek dileğiyle iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi haftalar. Sağ olun, teşekkürler.